Evet beyler, bayanlar, The Video Ops'tan herkese tekrardan merhaba. İlk Minecraft'ta karşınızdayım. İlk Minecraft. Ben Enes. Sar mısın abi? Her neyse. Oyunu sadece en başında iki tane blok var. Sadece sol tıkla bir tane cobblestone koyuyorsunuz. Sonra da bunu sağ tıkla da kırabiliyorsunuz. Kırmıyorsunuz, yok ediyorsunuz, teleport ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Gidiyorlar işte. Yani buraya tıkladığınızda tekrardan bu katmana çim koyuyor. Ama üstüne aynı şekilde tıkladığınızda hiçbir değişiklik yapmadan cobblestone koyabilirsiniz. Yani bu katmana istediğiniz zaman çim koyamıyorsunuz. İstemediğiniz zaman da koyulmuyor. Hiçbir zaman koyulmuyor. Ve etrafta hiçbir şey yok. Böyle. Önceden hani sen stone kazıyorsun, cobblestone çıkıyor. Ama hani cenazene bu geliyor yani. En başından beri bu var oyunda. Bu eski dost. Sen stone'dan bunu kazarsın, stone hep gözükür ama cenazenin cobblestone gelir. Her neyse, fazla saçmalamayalım. Yapacağınız başka bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Bir şey yapma lütfen. Dünyanın sonuna girebiliyorsunuz. Dünyanın sonu aslında bu uçan bir dünya. Burası da uzay. Garip. İlk Minecraft gerçekten garip. Sadece tasarlamışlar. Ve hemen bundan sonraki versiyona geçelim. R'ye basarak da resetleyebiliyorsunuz. Evet, bu da bir sonraki sürüm. Bu sürümde de hella vela Steve'ler dolaşıyor. Hani boş kalmasın oyun, hop bana ne yapıyorsun Rhino gibi geliyor. Oyun boş kalmasın, komşusu olsun bu oynayan kişinin demişler ve demiş işte Notch. Yanında ekip var mıydı bilmiyorum en başında. Ve bu koşan deli Steve'leri yapmışlar. Bunlar ortalıkta hella vela hella vela. Sır çaldı çantamı, nereye gidiyorsun birader? Birazcık da önlerine baksalar. Dolaşıyorlar. Ve siz de aynı şekilde yine blok koyuyorsunuz. Ekstra yapabildiğiniz hiçbir şey yok. Sadece hella vela Steve'leri yüklemişler. Onlar da evinize gelip dayıyor evinize. Hella vela hella vela. Evet, Minecraft'ın çıkan 3. versiyonundayız. Bu sefer her şey stone. Cobblestone'u dışlamışlar. Ama bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 gibi şeylerle 5 yok 4'e kadar yeni şeyler eklenmiş. Mesela solda yine koyarken öbür tarafta yine kırıyoruz bu sefer. Teleport olmuyor. Kırılma efekti de koyulmuş. 2'ye bastığımızda toprak, 3'e bastığımızda cobblestone, 4'e bastığımızda işlenmiş bir tahta. Odun. Her neyse. Yine hella vela Steve'ler var ama etrafta çok fazla yok. 3. versiyonda böyle. Hani kazdığınızda yine stone. Bu sefer Minecraft'tan çıkan 4. sürümünde sapling eklemişler. Sadece. Mükemmel bir şey. Ve istediğiniz kadar sapling'i koyabiliyorsunuz, havada uçabiliyor. İstediğinizi yapın. Sapling'tir. Ağaç falan çıkmasını da beklemeyin. Süs bunlar, süs. İstediğinizi yapın. Minecraft'ın çıkan 5. versiyonu. Bunda da FPS değeri eklenmiş ve ekran küçültülmüş. Onun için hani FPS'iniz çok daha fazla oluyor. Büyük ekrana geçemiyorsunuz. ESC'ye bastığınızda yine menü yok. Yine üstte bloklarımızı görebiliyoruz. Ekstra bir blok eklenmemiş ama blok kırma veya şey seçme şeyi daha iyi olmuş mu bilmiyorum. O size kalmış. Ama pek de gereksinim olmayan bir şey olmuş. Mesela böyle kırabiliyoruz. Ve şu an cobblestone seçildi. Ve sağ tık yapıyoruz. Cobblestone yarı saydım olarak gözüküyor ve tıkladığımızda cobblestone'u koymuş oluyoruz. Tekrar sağ tık yapıyoruz ve solda bir daha tıkladığımızda kırabiliyoruz. Sonra tekrar sağ, sol, sağ, sol. Ve bu da çıkan 6. versiyonu. Bu sefer mini eklenmiş, deniz de eklenmiş. Ama bu sefer gidemiyorsunuz. Map'in bittiği yere duvar koymuşlar. Görünmez bir duvar. Şöyle bedrock ve sadece görüntüsü. Buradan level'ınızı save edebiliyorsunuz. Ya da tekrardan bir tane map yapabiliyorsunuz. Önceki map yerine. Ve bu sefer map olayı geliştirilmiş. İlk kez böyle bir maple karşılaşıyorsunuz.
Ve şu an hala görmekte olduğumuz çim şekli olmuş. Öbür çimden yani kurtulmuş notch. Hala aynı şekilde koyuyoruz blokları. Stone, 4, cobblestone. Eklenen başka bir şey yok. Bu sefer map'e biraz önem vermişler. Back to game. Hala ana bir menü yok. Ve R'ye bastığımızda yine respawn oluyoruz ve farklı yerlerde. Kurabiliyorsunuz bunları ama yine bedrock. Ve sular etrafa düşmüyor. Mağaralarda aynı şekilde. Sadece üst kısım değil, mağaralarda olmuş ama hala can kısmı ve zombiler yok. Ve bu da çıkmış olan 7. versiyon. Bu sefer yine su olayı ve duvar olayı var. Ve map'i bozmuşlar. Bu sefer sonsuza dek buradan gidilebilecek bir yer yapmışlar. Mantığını anlamadım. Ne eklemişler, ne eklemişler. Hala sapling var. Onun dışında ekledikleri bir şey göremiyorum. Ve tekrardan bu map'e geliyorsunuz. Burada oyunda bir şey yaparlarken bozmuşlar ya da bir şey eklemişler. Ama şu an hani göremedim. Bu da böyle sonsuza dek giden bir yol sanırsam. Minecraft'ın çıkan 8. versiyonunda her şey daha iyi olmaya başlamış. Küçük ekranda oynayabiliyorsunuz hala ama bu sefer tuğla eklenmiş. Tuğla çok kırmızı. Hop, haç işareti yaptık. Anlamadan. Her neyse. Dünya bu sefer daha düzgün olmuş. Su falan filan. Ama çok karışık birbirine. Ve B'ye bastığımızda böyle bir map açılıyor. Seçme menüsü açılıyor. Map açılıyor demiş. Her neyse, B'ye basıyorsunuz. İstediğiniz şeyi seçiyorsunuz ve kömür falan filan eklenmiş. Bloklar eklenmiş. Altın blok. Tabi bu güneşlenirken biraz fazla yanmış altından. Ve bir gidip geliyor böyle ekran. Ama bayağı geliştirmişler bunu. Mesela mouse'le sizde olmayan bir şeyi de alabiliyorsunuz. Ya B'den şuraya taşıyabiliyor muyuz? Evet, öyle de taşıyabiliyoruz. Mouse'a basıp da hani etrafta neye doğru bakıyorsak onu da seçebiliyoruz. F5 ile yağmur yağdırıyoruz. Zeus. Şimşek çaktırayım. Şimşek nasıl çakıyor? Şu an şimşek çaktıramıyoruz. Maalesef. Ama hani yağmura ihtiyacımız olduğunda tarlam varsa oh, sadece bir tuş. Bir tuş yeter. F5. Ve hani açtığımızda options'ta FPS değerleri, limitler, müzik, açıp kapama, ondan sonra Giant New World destansı şeyler yapabiliyorsunuz. Hani büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Mesela büyük bir tane map bu. Büyükte böyle oluyor. Yine çok engebeli alanlar. Bulutlar falan, karton, ince kağıt. Ve Minecraft'ın çıkan 9. versiyonu bunda oyunu menüsünü oluşturmuşlar ve multiplayer play tutorial level diye eklemişler ama tutorial zaten olmadı oyunda hiç. Olduysa da bilmiyorum, göreceğiz. Multiplayer ve tutorial her neyse yerine ekleneceğini göstermiş oldular burada. Ve zorluk eklendiğine göre zombiler veya başka şeyler geldiği anlamına geliyor. Müzik hala off on. Bakalım müzik var mı? Öncekinde de vardı. Evet. 5 tane slotumuz var. O slotlardan tıklayaraktan bir tane dünya oluşturabiliyoruz ve can kazabiliyoruz. Infdev. Nasıl okunuyor? Yanlış okumuşumdur belki. Belki de böyle okunuyordur. Infdev. Div. Infdev. Hiçbir fikrim yok. Ama oyunda en fazla şey şu an bu sürümünde olmuş. Can eklenmiş ve hani toprak falan alıyorsunuz, koyuyorsunuz, çiçek alıyorsunuz. Öbür versiyonlarında
daha gelişmiş, tam bir survival olmuş. Ama tam bir survival olmuş derken zombi ve coin falan filan bir şeyler var mı? Daha göremedik. Etrafa bir bakalım. Sanırsam olmadı. Bu versiyonda. Başka bir versiyonda koyacaklar. Aa, koyun. Bulmuş olduk. Koyun, koyun, koyun. Hey koyun. Evet, yapay zeka. Hayır. Yapay zeka sarhoş. Sarhoş bir koyunla karşı karşıyayız. Kafasını buraya vurdu, oraya gitti, dolandı falan. Hey. Et vurarak da tüylerini yoluyor oluyoruz. Burada bası tuttuğumuzda mı atıyor? Az önce seri bir şekilde attı, ben de anlamadım. Evet, Q ile yine atabiliyoruz bir şeyler. Ve bu tüysüz kaldı ve gri tüy düştü. Tüy. Tüy. Yön. Benim kafam harbiden güneş başıma vurmuş. Heh. Bu sefer de böyle yapmışlar. Bayağı bir geliştirmişler. Ama hala yaratık göremedim çünkü sabah. Madenlere inelim. Madenlerde de bir şey yok gibi ama büyük ihtimal zombiler var. Çünkü zorluk seviyesi falan eklenmiş. Kazma falan bir şeyler yapabiliyor muyuz? Bu arada inventory I ile açılıyor. Şunları alalım mesela. Koy. Tamam, hallettik. Şunu koyalım. Ama yeterli şey kesmemişim. Ve bazen yapıyoruz bir kalan neyse amca. Açalım. Koy. Koy. Al. Çıkarız. Döndür. Koş. Hop. Ve çok çok canlı geliyor. Tamam. Kılıç falan bir şeyler yapabiliyormuşuz bu versiyonda. Yani bayağı kaç kere bayağı geliştirmişler dedim acaba. Evet, bayağı geliştirmişler. Önceki versiyonlarına göre oyun toparlamışlar. Diyeyim artık. Öbür versiyona geçecek miyiz? Şu an geçmiyoruz. Eğer istiyorsanız öbür versiyonlarda like atın, bir şey yapın, istiyorum deyin, belirtin. O zaman anlayayım, ben de çekeyim sırayla. Daha alfadayız hani. Daha bir betaya geçmemiz için yine bayağı bir şey var. Ve istiyorsanız burada manzara da süper. Şurası özellikle. Eğer istiyorsanız Herobrine'ı alfada arayabilirim. Ki arayacağım. Ben de istiyorum. İntihar mı etsem? Manzarayı seyredin. Dedi. Aa, F5. F5'te kendimize bakabiliyoruz. Güzel. F5.